Ah teyze hoş, kim dedi sana git bütün gün tarlada çapa yap diye? Ay ne bileyim, acıdım kadıncağıza, çocuğu da sırtındaydı. Ay o anda kocası karşıma çıksaydı o çapayı kafasına indirip ikiye bölmüştüm. Vay çapalı katil. Acımış. Ay. Ay ay kolum. Ayrıç teyze, ne neler gibi oldun. Baston ister misin? Kalın bir şey olsun da senin kafanı kırabilsin. Aa. İçmeyeceğim. Ay. Neden? İçmeyeceğim de ondan. Allah Allah. Ne oluyor Salim? Kızcağız sana çay getirdi. Adam gibi içmem diyemez misin? Bana karışma Kezban. Bu evin reisi olarak istediğim kişiye bağırırım. Bugüne kadar sustuğum kabahat. Ay ne diyor bu? Baba sen iyi misin? Demek bu evin reisi sensin öyle mi? Öyle. Dünyanın her yerinde erkekler reistir. Bana bak Salim. Bu evde sen ne kadar reissen, ben de o kadar reisim. Anladın mı Salim Efendi? Bravo! 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 Bak Kezban, bu köyün muhtarı olabilirsin. Bu evde benim borum öter. Kızlar, getirin şuna bir boru. Eh Kezban, beni maskara ettin ya çoluk çocuğa. Anlaşıldı, bu evde fazlayım ben. Heh, o kadar. Baba, gecenin bu saatinde nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Çekil şöyle. Bu halinde ne böyle kız? Kamyon kazandı adam ben şey. Bir günde bana iltifat etsen kafamı kıracağım valla. Sen zahmet etme, ben kırarım. Gel buraya, gel. Bu kadar parayı nereden buldun lan? He? Bunlar nereden aldın? Buğra'nın verdiği paralarla aldım Bekir'im. Ne? Bütün düşeme ekmeği ayırdığımız parayla bunları mı aldın kendine? Saçma. Seni öldüreceğim amirim. Son dua ne? Saçma bırak da son dua mıydı? Baba oğul kendinize üst baş alırken iyi. Ben alınca kıyamet kopuyor öyle mi? Sen iyice zıvaradan çıktın, gel buraya kadar. Bak bana el kaldırırsan bu evden giderim. Ha. Hala durduğum kabahat. Nereden geldiysen oraya git. Bak gidiyorum ama. Git. Git yoksa bu evden cenazen çıkacak. Hamide teyze neyin var? Hamide Hanım bu soğukta ne işin var? Niye ağlıyorsun? Bekir beni sokağa attı. Neden? Kavga mı ettiniz yoksa Hamide teyze? Kendime bir iki yüzbaşı aldım diye beni sokağa attı. Vay terbiyesiz vay. Yok yok, bu erkekler de çok oldu artık. Birilerinin onlara hadlerini bildirmesi lazım. Kalk yürü, bize gidiyoruz şekerim hadi. Ne? Size mi? Kezban beni görürse deliye döner. Ne işi var bu kadının benim evimde? Bekir sokağa atmış Kezboş. Kocamı aramaya gidiyorsunuz, yanınızda düşmanımla geliyorsunuz. Hadi teyzen yarım akıllı. Sen niye bu kadını evime getiriyorsun? Ana, yabancı mı o? Hamide teyze. Yan çekme, kırarım bacaklarını ha. Ben gitsem iyi olacak, hem sizi de rahatsız ettim. Ay! Aa, otur oturduğun yerde be. Sen bu köyün muhtarı değil misin kız? Olsam ne olacak, olmasam ne olacak? Simoş Bey haklı Kezboş. Sen görevini savsaklıyorsun. Yok ya. Sokaktan topladığın her kadını evime mi alacaksın sanki? Bu köyde bir kadınsığın evi bile yok. Oha! Sana oha! Sen burayı Büyükşehir Belediyesi sandın herhalde Hayruş Hanım. Ne öyle hem? Niye öyle bakıyorsunuz bana? Karılarımız dün gece evi terk ettiler. Jandarmaya haber etseydin bana ne? Köylüler bunlara senin sebep olduğunu söylüyorlar. Evet. Açık konuşun lan. Ne istiyorsunuz? Hamide Hanım'ı kovdun diye bütün kadınlar örgütlendi. Kezban'ın evinde kamp kurdular. Kadınlar ellerine dönmek için senin Hamide teyzeden özür dilemeni bekliyorlar. Evet, sadece özür de yetmiyor. Eşitlik de istiyorlar. Ayrıca erkeklerin de tarlada çalışmalarını şart koşuyorlar. Amma korkaksınız lan he. Gidin alın karılarınızı. Sizi tutan mı var he? Bekir amma! Hamide yengeden özür dilemek zorundasın. Hacı senin yüzünden bana yüz vermiyor. De geç lan deli. Hadi kalkın gidiyoruz.
Hepinizin karısını gene alacağım. En başta da benim karıyı. Yürü. Hadi. Ne o Bekir? Çamaşırlar mı biriktin? Yoksa yemek mi yemedin? Kadınlarımızı esir etmişsin, onları kurtarmaya geldim. Ay, duydunuz mu kızlar? Hoş geldin sevgili Superman. Ayol, biz burada kimseyi zorla tutmuyoruz. Herkes gönüllü geldi ona göre. Hamide, gel ki buraya. Pışık, bunu beni kovmadan önce düşünecektin. Açı, düş kız önüme. Gelmiyorum işte. Fatma kız, hadi. Gelmiyorum. Hadi, düş kız önüme. Kavuş. Karılarınızın sizinle gelmesini istiyorsanız önce onlardan özür dileyeceğiz. Bu geyde kadın olsun, erkek olsun aynı haklara sahip olacak. Evlilik paylaşım demek, birleşim demek. Anlaşıldı mı lan? Anlaşılmadı. Herkes içeri gitsin. Hadi. Girin bari. Hadi. 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 Çalış. Düzgünce çalış. Hadi. Bitme. Hamide yengeyi dövmeseydin bunlar başımıza gelmeyecekti amca. Evet ya. Of ya. Esence Buhtarlı, ben Hacer Pekmezci, buyurun. Kimi arıyorlar, kimi? Şşt. Efendim? Nereden? Ne? Televizyondan mı? Televizyondan arıyorlar. Ay, inanmıyorum, ne zaman? Tamam, dört gözle bekliyoruz. Saygılar, sevgiler, saygılar. Ay, Allah'ım, yaşasın. Kimler arayan Hacer'im? Köy televizyoncular geliyormuş. Bu köy bizim köyümüz yarışmasından geliyorlar. Ha. Yalan söylüyor. Yalan söylüyorsam Hacer'ime kavuşmayayım. Ya yine Hacer dedi. Ne yapayım Salim amca? Olsun, peki olsun. Ne zaman geliyorlar? Yoldalar, birazdan gelirler. Burada ne edecekler? Ha. Bilmem. Ben o programı biliyorum amca. Her hafta köy köy dolaşarak köyün en uyumlu çiftini seçiyorlar. Bu da program mı yani? Öyle deme amca. Seçilen çifte tamı tamına 100 milyar para veriyorlar. Ne diyor? 100 milyar mı? Milyar mı? Televizyoncular gelmeyecek, hayır. Neden? Bu bir oyun da ondan. Ne oyunu ayol? Sus kız. Kadınlarla erkekleri barıştırmak için hazırlanmış bir oyun. Bunu kim yapabilir? Tabii ki sen. Asaf mi? Bu onun planı. Aklınca biz oyuna getirecek. Yaktım seni Saffet ve işbirlikçisi Anne. Ay sen aklınla bin yaşa Emin. Ne yapacaksın? Tabii ki Saffet de Anne'yi doğduğuna pişman edeceğim. Bak şimdi. Ay ilahi kız. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hamide Hanım, siz misiniz? Merhaba. Kameraya merhaba deyin. Merhaba. Biz bu köy bizim köyümüz adlı yarışmadan geliyoruz. Hoş geldiniz. Neredesiniz? Gel ben gel. Kezban yenge. Ne yapıyorsun Kezban yenge? Sizi şikayet edeceğim, görürsünüz. Uzak durun bizden. Ana ne yaptın? Nasılmış baltayı taşa vurmak hanımefendi? Hop! Kusura bakmayın çocuklar. Bir yanlış anlaşılma oldu. Sizi başkalarıyla karıştırdım. Sus lan. Sizi 70 milyona rezil edeceğim. 70 milyona. Bu barbarlığınızı insanlara duyuracağım. Televizyona çıkartacağım. Özür diledim ya. Daha ne yapayım? Yürü. Hadi gidelim. Ne yapayım? Çocuklar gitmeyin. Durun gitmeyin. Durun. Bir yanlış anlaşılma oldu. Gitmeyin. Dur Kezban'ım. Kezban ilk görüşte deli olduğunu anladılar. Çay atmak istemiyorsan kapa çeneni. Benim için gelmiştiniz. Çocuklar bir daha gelin. Bunu saymayın. Hadi de. Hadi de. Hadi. Hadi.
Kız Hamide dur! Beyaz atlı curacını mı bekliyorsun? Şeytan görsün yüzünü. Damın bir an önce aktarılması lazım. Yoksa evi seller götürür. İş başa düştü artık. Yarın damı kendim aktaracağım. Ay saçmalama, ne işin var dam tepelerinde? Yarın usta getiririz, olur biter. Benim adım Deli Kezban. Bir şey olmaz bana. Hem düşersen benden kurtulmuş olursun. Allah korusun. Hem sana bir şey olmaz. Kedi gibi dört ayak üstüne düşersin sen yine. Keşke kedi olsaydım. Şu anda karşımda besili bir sıçan var. Ham! Ham! Of ana ya, midemizi bulandırma. Ana! Ana! Şunu açıver, yemek yanıyor. Çabuk çabuk. Ver bakayım. Oğlum bırak. Kim kapattı kız bunu böyle? Ana ne bileyim ben. Ver bana, ver. Ver bana, ver. Sen açacakla gazoz kapağı bile açamazsın kızım. Yok. Herkes senin gibi sumo güreşçisi. Al kız, ver şunu. Ya ver bana. Al. O sumo güreşçisi kaza süsü verip üstüne düşerse görürsün gününü. Aman ya, aman, uzak dursun. Dur. Oğlum bırak. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah. Açamadım. Bizim evde kavanozları hep Bekir'im açardı. Ah, öyle düştü kuvvetli ki anlatamam. Ah Bekir'im, ah. Getir bir de ben bakayım. Anlatmana gerek yok Hamide. Yediğin dayaklardan belli oluyor zaten. Aman herkese laf sokuş. Yok! Bana verin. Babam burada olsaydı şık diye açardı. Oha, yemek yandı, yemek. Oğlum bir dur. Bana verin, bana verin. Bırak açsın. İyi, al hadi al. Bu kalem tıraş değil canım, konserve. Al hadi sen de boyunun ölçüsünü al. Babam öğretmişti. Üstünden bastırıp sonra çevireceksin. İşte bu kadar. Bir de erkeklerin kıymetini bilmezsiniz. Aman sen misin erkek, çok biliyordum. Çekil. Ya ana şuna bir şey desene ya. Erkeksin ya yavrum, sen desene. Yemek! Lan sus! Yemek! Lan yeter mi artık? Lan sus be! Sus oğlum, sus artık, yemek deyip durma. Lan yeter mi yarabbim ya Resulallah? Sus be! Sus! Sus! Sus be! Abi sussana be! Baba! Lan Ercek sus! Yeter, sus! Söyle, bak. Sus. Yemek, tamam yemek geliyor! Sus! Lan sussana! Tamam tamam, sus! Sus! Yeter! Yeter! Gören de sizi esir kampında zannedecek! Bu akşam menüde ne var? Portakallı pekin ördeği, mantarlı flamingon... Kestane lehinde dolması. Bir de envai çeşit zeytinyağlılar. Hey bu ne? Bu senin çorap mı? Aman çorap kokmuş. Ne yemek var? Ya yine mi çorba ya? Aman. Evet. Ya içimiz dışımız çorba oldu ya. Ben anamı istiyorum. Ben de Hacer'imi istiyorum. Sus sen deli. Kızımı ağzına alma. Sen burada mıydın Salim amca? Bana Hacer'imi vereceksin mi? Of! Ya yine Hacer diyor ya! Ben Hacer mi dedim? Çorbanı zıkkım lan, tamam mı? Bağırın! Bağırın! Ben Hacer'imi yaptım! Sus! Ben öleceğim! Sus otur! Ya sussana be! Aman! Ya sus durun şu deliği, yoksa elimden bir kaza çıkacak! Sus! Sus! Otur! Kesin be, kesin! Allah Allah! Deliler senin kaderin Salim! Evde Deli Kezban, Deli Hayruş, burada Deli Ercep. Evet, çorba isteyen ne? Ben istemiyorum.
Nankörler. Baba, git anamdan özür dile, eve gelsin. Bu böyle olmayacak. Öleceğimi bilsem özür dilemem. He? Ya şu evin haline bak ya. Burası resmen çöp ev olmuş. İşin ne? Temizle öyleyse. Aa, amca, Burhan doğru söylüyor amca. Bir an önce barışsanız diyorum, iyi olacak. Yoksa açlıktan gebereceğiz hepimiz. Ya çamaşırlar da dağ gibi birikti. Giyecek bir çorap bile bulamadım be. Ben halimden memnunum. Çorba da mis gibi olmuş. Mis gibi tarhana çorbası, bayılırım. Aman be. Deyin bakayım, buraya neden geldiniz? Karılarımızı almaya geldik. Aranızda bu erkeklerin karısı olan var mı? Yok! Karılarınızı başka yerde düşürmüş olmayasınız sakın. Bana bak Kezban. Ya karılarımızı verirsin ya da seni jendermeye şikayet ederim. Karılarımızı zorla tutamazsın. Evet, tutamazsın. Gelmiyor. Gitmek isteyen var mı? Yok! Duydunuz işte. Hadi yürüyün de ense tıraşınızı göreyim, hadi. Kezban yenge, hadi. Vallahi. Zemide, de ne çabuk unuttun Kezban'ın seni yorduğunu he? O beni bir kere yordu. Ama sen beni her gün dövüyorsun. Maymun gözünü açtı Bekir. Artık karşında bilinçli ve çağdaş bir kadın var. Anama bak neler söylüyor. Vay be. Evet beyler, siz mi gideceksiniz yoksa sizi biz mi yollayalım ha? Hayuş teyze ne olur bize acı. Ha? Sıcak bir yemeğe hasret kaldık. Ha. Bari bir saatliğine anama izin ver. Bulaşıklar, çamaşırlar dağ gibi birikti. Hayırsız evlat olacak. Anasının sıcak kucağında yine sıcak yemeklerini özlemiş, tüh sana. Aferin Hamide Hanım. Hah şöyle. Burnunuz biraz sürtsün de aklınız başınıza gelsin. Hadi çekin arabanızı buradan. Evin reisi kadınlardır demeyene kadar da gelmeyin. Hadi. Evet. Hadi. Hadi. Kezban yenge. Hacer'le evlenince onu evin reisi yapacağım. Hacer'i bana verin. Hacer. Sana görücü çıktı kız. Sus, bir tane çakacağım. Haruş teyze, benim bir teklifim var. Sana ne oluyor lan? Senin arın yok ki. Ay bırak söylesin ayol. Memlekette demokrasi var. İsteyen istediğini söyler. Ay senin bu diktatörlüğünden bıktım artık. Benim işime karışma hayyoş. Ay bağırma be. Bu senin işin değil. Hepimizin, bütün kadınların işi. Söyle Saffet, teklifin ne çocuğum? Haruş teyze, hani Müjde Ağar'la Şener Şen'in bir filmi vardı ya. Şalvar davası. Kan davası, namus davasını duymuştum da şalvar davasını ilk kez duyuyorum. O ne ki? Kısa kes aydın havası olsun Saffet efendi. O filmde kadınlarla erkekler tıpkı bizim köydeki gibi ikiye bölünmüşlerdi. Aralarında yarışmalar falan düzenlemişlerdi. Galip gelen de evin reisi oluyordu. Kim galip gelmişti? Kadınlar mı erkekler mi? Şşt, kopya yok. Bakalım gerçek hayatta nasıl olacak? Biz erkekler olarak her türlü yarışmaya varız, onları bilemem. Ana biz de yarışalım ne olur. Kabul edelim ne olur Kezban ha? Ana onlara dünyanın kaç kucak olduğunu gösterelim. Hadi hadi. Dünyadan önünün kaşığı kırılsın. Hadi de Kezban. Tamam lan. Halep oradaysa aç şimdi. Yarışmaya bak. Benim bildiğim Sümetri abi, hayır işi yener. Sümetri, Sümetri, Sümetri. Ay şuna atıyorsunuz beni. Hadi ver. Kesin. Hamide. Hamide. Bilal. Hadi ya. Sen zar tutuyorsun Hamide he? Gene kırdın. Burhan oğlum anana bir şey desene. He? Buna bilek derler Bekir'im. Ben o bileği kırmaz mıyım şimdi? Bak
Ortada tehdit var. Burhan, babana sarı kart versin. Ne sarı kartı Sülbi? Bu futbol maçı değil ki, tavla bu. Biraz zor. Hadi. İyi mercimek Salim. Yük yemiş bülbüle döndün. 4-0 olduk, daha oynayacağım mı? Ama. İstersen sen nasıl tavla oynayalım. Belki onu yenersin he. Oyna 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 hadi. Seni çok özledim Sülbi. Kayalıklarda buluşalım mı? Ana! Hakem bana askıntı oluyor. Doğru mu lan? Ne oluyor lan? Vallahi yalan söylüyor. Sen ne biçim erkeksin? Sözünün arkasına girsene. Bileyim de anan kafamı kırsın öyle mi? Ben kafamı sokakta bulmadım. Biz korkuyoruz. Bak işte yok var ya. Böyle atıyor. Salim efendi. Simetri! Simetri! Hadi ama. Arkadaşlar neredeyse bitirecekler. Biz daha oyuna başlamadık bile. Önce siz zar atınız. Ay vallahi olmaz, siz atın. Önce bayanlar lütfen. Olmaz, önce baylar. Olmaz. O zaman üçe kadar sayacağım. Aynı anda zarları atacağız. Hadi Kezbanım, sıra sende. Bir, iki, üç. Buyurun. Ayrış, ayrış. Bravo! Ne yapıyorsun Kezban yenge? Niye yenemedin? Bravo! Niye yenemedin? Kız Hamide! Sen daha Bekir'i Mars'a gönderemedin mi kız? Mars'a yolculuk mu başladı Kezboş? He he! Ay dur dur! Simoşçuğum da geliyor! Hadi bakayım! Buraya kadar Bekir'i! Bunun revanş olacak değil mi? Dur. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış Bekir efendi. Hadi Aymış, sıra bende hadi. Bu da buraya. Ayrış, ayrış. Mars oldunuz Simetri Beyciğim. Ya. Ya ne Mars ya? Mars değil ya. Bükemediğin eli öpeceksin. Ama. Niye gölle vermişsin elini? Ay sen nezaketten ne anlarsın? Tövbe tövbe. Sen de öp Bekir'im. Çek kız elini. Bilet. Kezban'ım. He. Ben de öpecek miyim ha? Kes lan. Öpmeyeyim mi? Skoru açıklıyorum. Kadınlar 3, erkekler 0. Tebrik ederim. Duracı Bekir, ekmek yapmak duraç almaya benzemez. Sen elinin hamuruyla erkek işine karışma. Ayol, elinin hamuruyla kadın işine karışan sen. Hakem bey. Bunlara bir şey de gari. Psikolojikman bizi yıkmak istiyorlar. Hanımlar, sessiz olun. Aman Bekir'im, sen ne güzel ekmek açıyorsun öyle. Sen hele bir eve gel bak. Vücudunda ne yaralar bereler açıyorum. Hakem bey, tehdit var gördüğünüz gibi. Bekir bey, lütfen. Sen ne Bekir bey? Ben seni babanım. Ama artık karı işi de yapıyorsun. O nasıl da olabilirsin? Bana bak, ağzını açıp bir kelime daha edersen seni tandıra sokarım ona göre. Süreniz dolmak üzere. Acele edin. Leğende hamur kalmayacak. Thank you.
Bravo Bay Bekir. Helal olsun. Bakar mısın bakar mısın? Buyurun Kezban Hanım. Ekmeğim sıcacık çıtır çıtır. Ağzınıza layık. Skoru açıklıyorum. Kadınlar 0, erkekler 1. Kıracı Bekir, Kıracı Bekir, Kıracı Bekir, Kıracı Bekir, Kıracı Bekir. Arkadaşlar, demek ki azim ve sabır her şeyin başında gelir. Biz erkekler pekala kadınlar olmadan da yaşarız. Vallahi ben Hacer'imsiz yaşayamam. Kezban yenge, seninle yarışalım. Senden daha hızlı ekmek yaparsa Hacer'in fazeri. Çek git başımdan be. Hadi be. Yeter, çok güzel, çok güzel. Yeter. İlgi açmazsan bizi kaldır Pınar güreşlerinden. Aman iyiyim. Ben şimdi heyecan karısı mı oluyorum? Beni bir elime geçirirsem benim de ölmüş bir kadının kocası olacağım ama. Heh. Senin ölmüş bir karın mı vardı Bekir'im? Niye haberim yok? Aman iyiyim. Ben kuma gitmişim. Hepiniz hoş geldiniz. Bayanlar baylar. Bilgi yarışması başlıyor. Sonunda Dana'nın kuyruğu kopacak. Evin reisi kimmiş belli olacak. Erkekler mi, kadınlar mı? İyi olan, İyi olan kazansın. Kızım diye, o nasıl bakış öyle? Kadınların ilk sorusu geliyor. Tarihteki en ünlü aşıklar kimlerdir? Erdem'le Hacer! Yat lan deli! Çekil be çekil! Aşıklar mı? Bu mu soru? Ben Romeo Juliet diyeceğim ama... değil galiba. Cevap veriyorum. En büyük aşıklar Burhan'la Sülbiye. Cahillere bak. Bak bacaları tutuştu. Ben diyeyim mi? Ben! Sülbiye, Leyla ile Mecnun gibi bakışmaya utanmıyor musun herkesin önünde? Ayıp. Doğru cevap Leyla ile Mecnun'du. Pekala, erkeklerin ilk sorusu geliyor. 15. yüzyılda yaşamış en ünlü Türk gezgini kimdir? Hadi. Simetri. Bu soru tam senlik. Dilimin ucunda. Ama çıkaramıyorum. Hadi acele söylesene. Etmeyin, acele etmeyin. Yavaş yavaş. Acele etmeyin. Yavaş. Hadi. Penseyle çıkaralım. Şuna bilmiyorum desene. Süremiz dolmak, süreniz dolmak üzere. Acele edin. Öyle mi? Hadi bekle. Ya, ya sen Elia Çelebi gibi ne dolaşıp duruyorsun? Bir dur be. Aa doğru. Doğru cevap. Bravo. Bravo. kültürlü insanın hali başka oluyor. Eşitlik hala bozulmuş değil. Benim muhtarlığı açmam lazım. Gidersen yarışmayı kaybedersin ona göre. Ha? Görev kutsal. Ama sen dur muhtarlığı ben açarım gitme. Hadi. Ama bir çekil. Çekil lan çekil. Öyleyse biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Biz kazandık. Ana. Ana ne şu? Ana bana dönecek. Ana ne şu? Hadi ana ya. Kim söylemiş onlara muhtaç olduğumuzu? Bak erkek işinde yapıyorum pekala. Kezban, ay kaş yapayım derken göz çıkaracaksın in aşağı. Ay sakın aşağı bakayım deme tansiyonu düşer anacığım. Ne tansiyonu kız? Ben senin kadar yaşlı mıyım? Bana bak benim yaşım kadar başına taş düşsün emi. Aman ne halin varsa gör. Bak ne güzel aktarıyorum işte.
Neyim eksik o hilebazlardan? He? Ana aşağı in, düşeceğim diyorum ya. Adam veremiyor. Hadi. Aman senin anan zaten deliydi. Bak hala konuşuyor. Kaçın. Sana akibi yollayayım mı? Ha? Şu kenar. Konuş ulan konuş. Yapmayın. Çabuk düşün. Yapmayın. Çalışır ulan saksı. Buldun mu lan? Buldun mu? Buna hemen bir çare bul. Hadi lan filmci. Ya yapma ya. Benim sulandı ya. Yapmayın artık. Hani bir çare bulurdun ha? Ne oldu ha? Yapmayın. Hadi 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 bir çare bul. Yapmayın ha. Yapmayın. Yapmayın. Kadınları mutlaka dize getirmeliyiz. Ne yap ne yap bir çare bul lan. Böyle yaşamaktan bıktım. Yapmayın. Sıcak bir yemeğe hasret kaldım lan. At bana. Yapmayın. Ben de acarıma hasret kaldım. Yapmayın. Buldun mu lan konuş ulan. Buldum. Ha? Buldum. Ne buldun lan? Buldum. Ne buldun lan? Ayol onların eli armut mu topluyor? He. Bırakın zeytinleri de onlar toplasın. Doğru. Ne bu ya? Ha. Çapaya kadınlar, çeşmeye kadınlar, çocuğa kadınlar. Ha, evet. Bu böyle olmaz ki canım. Doğru böyle olmaz. Ama merak etmeyin. Hmm. Sabreden derviş muradına ermiş. Zafer bizim olacak kızlar. Hayır, evet. Biraz evet. Daha dayanın. Doğru söylüyor. Tabii tabii doğru. Ama merak etmeyin. Bizi kraliçeler gibi karşılayacak. Senin kralın nerede Hayruş? Simetri mi yoksam? Bu arada kızlar akşama mercimek pişirelim mi? Size bir şey diyeyim. Bekir'imi çok özledim. Dayağını mı curasını mı Hamide? Ha? İşte ona karar veremiyorum. Allah'cığım da. Hadi. Ya bıraksanız elimi. Olmaz. Okula kadar böyle gideceğiz. Her gün okula tek başıma gidiyorum. Ya ne işiniz var benimle ya? Oğlum sayende işlerden yırtıyoruz. Niye anlamıyorsun? Sen yürü biraz. Doğru valla. Onca kadının işini yapmaktan anam ağladı. Abla kadınlar erkeksiz yapabilir mi? Heh. Aslına bakarsan ne kadınlar erkeksiz ne de erkekler kadınsız yapamaz. Yani Hacer abla mercepsiz yapamaz mı? Şunu gebertin seni. Sülbiye Burhansız yapamaz dersen o bir derece olur işte. Ama şeytan görsün yüzünü. Burhan? Ana Burhan. Yanındaki de kim öyle? Abla, Burhan abi seni aldatıyor. Vay alçak. Fazla naz aşık usandırır. Sen ona yüz vermeyince o da başkalarını buldu tabii. Erkek milleti kızım, bunların hepsi böyle. Şu samimiyete bak hele. Kolunda boynuna dolamış. Yazıklar olsun Burhan. Hadi hadi ya, zil çaldı. Zil çaldı. Bekle beni Kezboş. Sen de acele et biraz, sırtında yumurta küfesi mi var? Sen de öyle kuyruğu yanmış kedi gibi koşup durma. Hadi laf yapıp ay uçayım mı? Kadına bak. Hadi Kezban geleceksen gel hadi. Ay ayaklarıma kara sular indi.
gördüklerimi sen de görüyor musun? Ay eniştem değil mi o? Arkadan bakınca öyle görünüyor. Vallahi o. O yanındaki kadındaki. Benle uğraşacağına kocanın yularından tutsana kızım. Bak seni resmen başkasıyla aldatıyor. Ulan mercimek. Ben seni tencerede kaynatıp mercimek çorbası yapmaz mıyım? Yaktım çıranı Salim. Geçmiş olsun kızım, tren kalktı. Enayiliğine doyma. Çık 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 çık. Sen de iyi moral veriyorsun sevgili ablacığım. Sen yanımdayken hiç düşman aramama gerek yok. Kızım sen orada durmuş bana laf yetiştireceğine kocana yetiş. Dul kalacaksın Kezboş, dul. Sen de kına yakarsın artık. Aman ben ne kına yakacağım. Dul kalacak olan sensin kızım. Hadi yürü hadi. Hamide hadi hadi Hamide. Gel de göstereyim gününü hadi. Amma çok alışveriş yaptın ha. Ne yapalım, kaç gündür Kezban'ın evinde yiyip içiyoruz. Çorbada bizim de bir tuzumuz olsun. Çorba dedin de aklıma Burhan geldi. Ama Burhan'ım çorba sevmez ki. Onu demiyorum. Geçen gelişinde bir tas sıcak yemeğe hasret kaldım demişti ya. İçime oturdu vallahi. Bırak burunları sürtsün. Benim kıymetimi bilsinler. Bekir bensiz bir hiç olduğunu anlasın. Hamide teyze. Ne oldu Cemile? Bu gelen Bekir amca değil mi? Yok yok, bu Bekir değil. Bekir'imi biliyorum, benim üstüme gül koklamaz. Çok genç bir kadın. Güle de benzemiyor. Gonca bu gonca. Sana söylemek istemezdim ama korkarım ki Bekir amcayı kaybettin. Ne? Bekir mi öldü mü? Öldü. Şu anda hurilerle dolaşıyor. Amanin. Bekir'im gençliğe doymadan göçtü gitti. Kendine gel Hamide teyze. Bekir amca seni başka kadınlarla aldatıyor. Ne? Curan kırılsın Bekir'im. Benim gibi genç ve güzel bir kadına bunu nasıl yaparsın? Ben o kadının saçını başını yolmaz mıyım? Hamide teyze yapma. Kendine gel. Kadınlık gururunu ayaklar altına mı alacaksın? Senin gibi modern bir kadına yakışır mı bu? Yakışmaz değil mi? Ama yine aldatılmak hoş değil. Ay, içim kıyıldı. Bunu bana nasıl yapar? Ona gençliğini verdim. Saçımı süpürge ettim. Nur topu gibi bir evlat verdim. Ya Burhan bana bunu nasıl yapar? Kızım, bunlar ailece kaydı. Hem babası ne ki oğlun olsun? Önce sen iğneyi kendine batır kızım. Onlar karılarla gezerken senin mercimek Salih ne yapıyordur acaba? Onun da boyu posu devris. Ay, boyu da minare gibi sanki. Ayol adı üstünde mercimek kadar birisi. Boyu devrilse ne olur, devrilmese ne olur. Babandan bunu hiç beklemezdim. Kızım, suyun durgun olanından adamın yere yakınından korkacaksın. Ah Burhan. Zaten normal olsaydı ananla evlenmezdi. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. O tencerede kaynamak istemiyorsan kapa çeneni. Bana gelince dil pabuç kadar. Sen o bayramlık ağzını kocana açsana ha. Tabii cesaretin varsa. Yeter Ayrış, yeter. Teyze sen de varma üstüne. Sen. Baksana zaten heyheyler üstünde. Ay haklısın Hacoş. Ateş düştüğü yere yakar kızım. Aldatılmaktansa evde kalmayı yeğlerim. Ne talihsiz kadınmışım ben. Bu da mı gelecekti başıma? Ağlama Hamide teyze. Beni de ağlatacaksın. Kız. Sen de mi Hamide'yi başka karılarla yakaladın? Bana ne aniden be? Ben. Evet sen. Evet. Yeter ağladınız ama. Yeter. Kızımdan ne yapacağımı da karar verin. Hamide. Yeter. Kendine gel. Kız.
Aferin lan Safet. Sayende gardlarımızı çileden çıkarmayı başardık. Sülbiye'nin yüzünü görecektim. Burhan, kızımdan bir daha bahsetmek yok. Özür dilerim Salim amca. Tamam. Ama ben Hacer'den bahsedebilirim, öyle değil mi Salim amca? Çünkü ben onunla evleneceğim zaten. Tövbe tövbe. Ben sen zaten karı gibisin. Kızımı ne edeceksin Ercep? Ben rol oynayacağım kadın oldum. Anlasana Zafet hemen. Öyle öyle. Yani komiser Shakespeare'de Kadir İnanır abim de karı kılığına girmişti ya. Buna bir şey yok yani. Safet. Şimdi ben Kadir İnanır mı oldum yoksa komiser Shakespeare mi? Kesin lan şamatayı. Bundan sonra ne yapacağız onu düşünelim. Senarist Safet burada. Amcaoğlu. Bundan sonraki sahnede rolümüz ne? Hele şunu hallederim de. Bakın şimdi Kezban küplere binmişti. Sen en iyisi köyü terk edin yani. Anca beraber kanca beraber. Arkadaşlarını yarı yolda bırakmak yok. Madem bir filme başladınız sonunu da getirin bari. Simetri abi doğru söylüyor. Ama ben bu kadının kıyafetinden çok sıkıldım ya. Bence sana çok yakıştı. Değişik bir hava verdi sana. Safet, Ercan, siz ne dinliyorsunuz lan? Siz de kadın gibisiniz oğlum. Biz artistiz, artist, salak. Şuraya bakın ya, başımıza taş yağacak. Tamam, tamam. Hadi be sen de, konuşma hadi. Ay! Sus ayol! Ay! İçim kıyıldı vallahi! Ay siz de canlanın biraz ayol! Hemen öyle pes etmek yok! Anne! Gece annem eve ne zaman gelecek? Salak! Sen de anamın yarısına tuz basmasana! O boy fıkarası babası bunları yapmasaydı Cemuş'la bunları konuşmazdı! Sus kız! Babamın boyuyla alay etme lütfen teyze. Allah Allah, anam benim kilolarımla alay ederken sesiniz çıkmıyor ama. O başka. Dua et günümde değil. Yoksa ben sana edeceğimi bilirim. Seni koruyorum sus kız. Allah. O kadınların yüzünü gören oldu mu? Şeytan görsün yüzlerini. Kısa bir de. Sen ağlıyor mu, anırıyor mu belli değil, he? Bu ne demek istedi şimdi? Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez. Terbiye de paçadan akıyor. Dua et, evinde misafirim yoksa. Ne olacak yoksa? Ne olacak ha? Ne olacak? Ne olacak diye? Bırakın dalaşmayı. Bulaşma. Bırakın Allah aşkına, zaten içim kıyıldı be. Bak bak, söyle bakayım. Kadınların en büyük silahı nedir ha? Gözyaşı. Güzelliği ya. Ne yani? Onları güzelleşerek mi yola getireceğiz he? Ayol kalkın da bir aynaya bakın. Kadın dedin bakımlı olmalı. Yani bir saçımı yaptırmak için Tanrı'ya mı gideceğim? Ay oralara kadar zahmet etme canım. Kadın her yerde kadındır. Ay kalkın bakayım şu şeyler hadi. Teyze ben de kalkacak mıyım? Sen erkeksin otur güzelim. Yaşasın. Bunu yapmakla iyi mi ettik, kötü mü ettik anlamıyorum. Sen de amma abarttın be Salim. Alt tarafı kadınlara bir oyun oynuyorsunuz, hepsi bu. Ya çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağımı anlamadım.
Ama bunu onlar istedi Salim amca. Bütün bunlar hep o delik yazmanın altından çıkıyor. Ne güzel garı koca evimizde gül gibi geçiniyorduk. Biraz daha sıkın dişinizi. Göreceksiniz kadınlar dize gelecekler. Sizlerden özür dileyecekler. Biz de dileyecek miyiz? Salak, sen kadın mısın? Değilim, değil mi? Sülbiye beni böyle görse yüzüme bakmaz. Elbet sana da uygun bir kısmet çıkar. İnsan da çirkin bahtı olsun. Ya Bekir amca, ona bir şey desene. Ne diyor? Senin gibi güzel bir kadına laf mı atıyor? Ulan size iyilik yapan da kapat. Ben üstümü çıkarayım ya. Dur lan. Sana şaka yaptım. Allah Allah. Ulan. Hani sohbet, kadınlar gelmedi. Benim hanım hayatta kıskanmaz. Hamide şimdi kıskançlık krizi geçiriyordur. Sülbiye de. Hatır da. Adı üstünde kıskançlık bu. İster erkek olsun, ister kadın hiç fark etmez. Kıskançlık insanın içine bir düşmeye görsün. Kurt gibi kemirir vallahi. Bence de. Arkadaşlar, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Şimdi tempolu bir şekilde koşup köyü adımlarımızla titreteceğiz. Titreteceğiz. Bravo. Bugüne kadar erkeklerden çok çektik. Çok çektik. Ama artık birleştik. Aklımızı kullanarak onlara günlerini göstereceğiz. Göstereceğiz. Şimdi köy meydanına gidiyoruz. Onlara yıkılmadığımızı, ayakta olduğumuzu göstereceğiz. Göstereceğiz. Haydi arkadaşlar. Kazamız mübarek olsun. Hadi. Ay akşam danışıktır. Yaylar. Bizim oğlan aşıktır. Dilo yaylar. Bizim oğlan aşıktır. Sülbiye, biz biraz abartmadık mı? Bana da öyle geliyor ya, hadi öylesin. Yok abartmadık. Ne de olsa başımızda deli kezbanla dil. Çaylar geldi. Bayan garson olunca işler açıldı vallahi. Ben işimi iyi yaparım Bekir amca. Artık yakında çevre köylerin erkekleri de buraya gelir. O ne? Ana! Aha! Bir dakika. Kadın sesleri var. Orduya yazdığım mektup işe yaradı galiba arkadaşlar. Köydeki yönetim boşluğuna el koydular. Yaşasın, darbe oldu. Ama! Darbeyi kadın askerler mi yaptı? Dinlesene kadın sesi. Çabuk peruğunu tak, Saffet kızlar geliyor. Hadi çabuk. Sen işine bak lan. Bizim oğlan aşıktır. Şimdi tek sıra olalım arkadaşlar. Sen de şöyle geç. Tamam. Tamam oldu. Derin nefes alın şimdi, tamam mı? Derin. Bana mı? Acarım. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Gevşeme hadi. Sen de yapsana. Allah Allah. Hadi. Oylar değiliz. Hepsi de kahveye doluşmuş. Karılar da yanlarında. Sinek gibi cama yapışmışlar. Çaktırmadan bakın ha. Onlara hiç bakmayın arkadaşlar. Onlar için geldiğimizi zannedecek salaklar. Onlar için gelmedik mi zaten? Hadi. Bir, iki, bütün kızlar toplandık. Sorduk neler, yıprandık. Sinek'i öttürme şunu kulağımın dibinde. Sıhhar edeceksin bizi be. Arkadaşlar oturun yerlerinize. Evimize geçin her şeyi anlayacaklar. Sus be. Bakarım. Ben buradayım. Oğlum sussana. Tanıyacaklar bizi. Bütün boyamız meydana çıkacak. Adam bana el sallıyor.
Oğlum unuttun mu? Sen artık of. Bir kadınsın. Bana kadın da baba sana sokmasınım ha. Oğlum bugünlük be, bugünlük. Bugünlükse tamam. Şimdi etrafla arkadaşlar. Yerlerimize oturmazsak her şeyi anlayacaklar. Hani... Hadi. Hadi gidiyorsun. Bunlar yakında silahları valla. Çok dikkatli olmamız lazım. Bunlar Amazonlar arkadaşlar. Ha. En sonunda gerçek yüzlerini gösterdiler. O da ne? Ha. Amazonlar Salim amca, Amazonlar. Hmm. Eski çağlardaki kadın savaşçılar. Evet. Aslında her kadının içinde biraz Amazonluk vardır. Tabii canım. Ben de Amazon oldum şimdi. Hani hepsi gelip dizlerimize kapanacaktı. Allah Allah. Ne yapayım? Bunlar kışlık odun çıktı şekerim. Teyze olmuş, gurur murur kalmadı artık bizde. Sülbişim, bozma moralini şekerim. Devam et. Sen neticeye bak hadi. Aha kızsız Kezban. Şu deli herişin aklına uyup köylünün önünde herkese rezil oldum. Ay kocalarını salıksa ben ne yapayım Kezbaş? Karıları gördünüz mü? Yatık Emine de kocamın yanında. Kocanı kaptırdım diye üzülme Hamide teyze. Zayıfla senin de olur. Tamam arkadaşlar. Moralimizi yüksek tutalım. Şimdi merkeze dönüyoruz. Hadi. Ben sana gösteririm sen. Düşmez kalkmaz bir abla. Yaylalar yaylalar. Yaylalar yaylalar. Vallahi kadınlar hasretten çatladı. İçimin yağları eridi. Ezban'ı gördünüz değil mi? Pancar gibi kızardı. İntikamı acı olacak. Sağ ol. Ya Sülbiye? Buyurun beyler. Köpüklü kahveleriniz geldi. Aferin Ercep. Kız gibisin vallahi. Elinden her iş geliyor senin. Kızlar. Siz niye ablalarınızla spor yapmıyorsunuz? Ne diyorsun lan? Ayıp oluyor ama Burhan. Şaka yapıyoruz be amcaoğlu. Olmaz. Bunlar her şey kadın gibi alınmaya başladılar ha. Nazlanmayın lan. Kadın kısmı zaten böyle çıtkırıldı mı olur? Evet arkadaşlar. Şu kadınları biraz daha çileden çıkarın. Ne dersiniz ha? Nasıl olacak o? Ha. Hep birlikte dilek ağacına gidelim. Ha. Orada olduğumuzu nereden bilecekler? Evet. Biri gidip söylesin. Ben gidip geleyim. Hatta Hacer'imi görmüş olurum. Olmaz. Olmaz. Cemal. Cemal'e direk ağacına gideceğimizi söyle Salim amca. O gidip kadınlara söyler. Tamam. Aferin lan Sabtire. Hadi tamam. Cemal'im seni çok özledim. Ben de seni çok özledim baba. Ne zaman eve döneceksin? Oğlum ben artık eve dönmeyeceğim. Yani şimdilik. Baba ya erkek adamın kadınların arasında ne işi var? Ben de seninle kalayım. Olmaz Cemal'im. Senin okulun var. Okuyacaksın adam olacaksın. Sonra annenler sana daha iyi bakar. Of ya. Bıktım ama onlardan. Evimiz kadınlar hamamını geçti. Biraz sabret oğlum. Bak cici annenle evleneyim. Seni yanıma alacağım söz. Sahi cici annem nerede? Beni onunla tanıştırsana. Bak şimdi dilek ağacına gideceğiz. Mutluluğumuz için dilek dileyeceğiz. Ben de geleceğim. Olmaz oğlum. Bak sakın annene dilek ağacına gideceğimizi de söyleme. Tamam mı? Söyler miyim baba? Söz mü? Söz. Baba... Şimdi benim iki annem mi olacak? Hadi.
bastır bastır. Ay dur ya. Ay. Ay Hamide. Hülya Avşar gibi oldum vallahi. Ay kaderimiz benzemese bari. Biliyorsun o kocadan boşandı. Korkma sen boşanmazsın. Saçmalama Hamide. Bak yolarım saçlarına. Rahat bıraksana kadıncağızı Kezboş. Ay gerçekten çok güzel oldum. Yakında sosyete dergilerine kapak olursun artık. Ha? Sahi mi Kezban? Sahi ya. En lüküş köylü karısı seçilmişsin. Ben burada evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum Kezban. Sen biraz daha boyanırsan Moskova sirki seni transfer eder, haberin olsun. Ana, sen makyaj yapmayacaksın mı? İhtiyacım yok, ben böyle de güzelim. Sürbiye! Bu ne hal böyle? Kız çebeklere dönmüşsün ha? Teyzem yaptı, güzel olmuş mu? Hadi git tıka yüzünü. Ama ana! Hadi! Hadi dedim bak! Allah Allah! Anne bunlar maymuna benzemiş. Sen ne diyorsun be? Aferin benim akıllı oğlum. Terbiyesiz. Anne sana bir şey diyeceğim. Babamlar var ya. Babamla Cici annem Dilek Ağacı'na gidecekler. Vay budur vay. Sadece o değil. Bekir amca ile Burhan abi de gidecek. Ben seni çiğ çiğ yemez miyim he? Sıra sende Kezboş. Hadi bakalım. Hele bir sür. Hele bir sür. Ben de seni Sibirya'ya sürmezsem bana da Kezban demesinler he. Geldim bile canım. Bak. Yaklaşma. Yaklaşma. Otur aşağı kızlar yardım edin. Gelin bırak. Kız. Bırak. Bırak. Başka bir şey yapacağım. Bırak. 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 Canım kardeşim. Bırak. 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 Ne oluyor? Bırak. Ya Cemal söylemedi mi acaba? Cemal bu haberi ıskalamaz. Hemen yetiştirmiştir anasına. Bir sırrın varsa Cemal'e söyle. 24 saat sonra herkesin haberi olur. Desene oğlun internet gibi. Titremeyin lan balık gibi makyajınız bozulacak. Aranızda bir centilmen yok ki ceketini versin. Al. Giy. Sağ ol. Gelenler var. Hı? Ana! Aha! Hani mankenleri basmış köyü. Ana! Kezban ve ahalisi. Of Sübiye'ye bak. Şşt beyler. Şimdi şşt beyler. Durun be. Dur.
Ben o mankenle tanışmaya gidiyorum. Gördüklerin gerçek değil. Bunların hepsi serap, serap. İyi. Serap Hanım'la danışayım o zaman. Gel buraya. Hacer! Hacer'im! Lan dur lan. Uzak çocuklar, oyuna gelmeyin. Bırakın beni. Hacer'im tuzağına düşmek istiyorum. Hacer'im beni anlasın. Sus Kezban'a bakın hele. Kezban, Kezban. Bu sadece bir vitrin değişikliği. Oyuna gelmeyin. Hadi arkadaşlar kendinize gelin. Kaçalım yoksa foyamız meydana çıkacak. Hadi. 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 Atıyorlar ya. Gördünüz mü? Ya. Ayol bunlar gerçekten odunmuş. Güzel kadınlar anlamıyorlar. Aldın mı ağzının payını? Güzel kız bana haymış. Kızım sizinkiler görgüsüzse ben ne yapabilirim? Güzelin talihi çirkin olur derler de inanmazdım. Yüzümüze bile bakmadılar. Yazıklar olsun Burhan. Ağlama Sülbiye. Beğenmediler mi kız? Sağ ol. Yok kız, beğendim. Ne demek Sülbiye? Biz artık kader arkadaşıyız. Yok, tanımadılar belki de olur mu? En güçlü silahlarımızla çarpıştık. Bu da işimize yaramadı. Şimdi ne yapacağız? Bence vazgeçin artık. Kocaların sizi istemiyor. Ay zorla güzellik olmaz ki canım, Allah Allah. Sus kız. Sanki biz onlar için ölüp bitiyoruz. Allah'ım kocama kavuştur beni. Evliliğimi kurtar. Bekir'imi bana geri ver. Bana da. Allah'ım Burhan'ıma kavuştur beni. Allah, ne olur Burhan'la evleneyim. Ay, sırtının artık şu aldatılan kadın psikolojisinden. Aman be. Depresyondayım. Aldatıldım. Unutuldum. Fikrimden ayrıldım. Çok yalnızım. Depresyondayım. Depresyondayım. Unutuldum. Senin aklında huya inen de kabar. Ay aşk olsun Kezboş, ben ne yaptıysam sizin iyiliğiniz için yaptım. İyi. Maymuna çevirdim bizi. Yüzümüze bile bakmadan kaçıp gittiler. Sabırlı ol. Son günler iyi gidermiş kızım. Başar abla, sana erkek mi yok? Haklısın. Baksana Burhan da yalancı çıktı. Üzülme abla. Nasıl olsa her topalın bir kör alıcısı vardır. Ay şaka yaptım be. Ay Cemile. Dayanamıyorum. Bekir'i ne kadar çok sevdiğimi anladım. Burnum da titriyor vallahi. Ben olsam gider hesap sorardım. O senin kocan değil mi? Haklısın Cemile. Aklında bin yaşa kız. Gidip bu zilliğin saçın başını yollayayım değil mi? Durduğun kaba. Hadi koş. Ben kadınları oyalarım. Evliliğimi kurtarmam lazım. Bekir'imi kimseye yar etmem. Koş koş Hamide teyze. Kocan elden gitmeden yetiş. Sen bu deli sülaleye uyma. Vallahi korkulur sizden. Kadınları size getirdiniz ya. Bu sefer kıskançlıklarından çatır çatır çatladılar. Şuraya yazıyorum. Kezban 3 güne kalmaz dizlerime kapanacak. E tamam işte. Kadınlardan öcünüzü aldınız. Benden bu kadar. Ben üstümü değiştiriyorum. Aa, hemen çıkarma üstünü Saffet, biraz bekle. Yapacağımızı yaptık ya. Ne diye bu hepsilerin içine kalacağız? Sen sus lan. Ne vuruyorsun lan? Ya bağırma be. Bakayım, bakayım. Sana da bakayım. Gel. Sana da bakayım. Aman. Ne var? Ne istiyorsun? Nüfus cüzdan sureti alacaktım. Muhtarlık kapanmıştır. Hadi güle güle. Olur mu hiç Kezban yenge? Kadınlara var, bize yok. Erkeklere hizmet vermiyoruz artık. Yapma etme Kezban yenge. Bana karşı mı geliyorsun lan? Zaten sizin doğmanız hata. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Erkeklere kapalıyız, kapalı. Hadi güle güle. Hadi yallah. Bak hala duruyor. Yürü. Allah Allah, delirmiş bu kadın ya. Hadi yürü. Hadi. Hamide, ne oldu kız? Sorma Kezban, sorma. Sordum bile. Sana bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü kötü söyletme beni Hamide. Ne oldu onu anlat.
Bekirlerin yanındaki kadınlar var ya. Ne olmuş onlara? Kızmak yok ama senden habersiz bizim eve gittim. Onları pencereden gözetledim. Kız, röntgenciliğe mi başladın yoksa? Aha, bu Türkan Şoray gözlerimle gördüm. Erkekler bizi kıskandırmak için kadın kılığına girmişler. Ne diyorsun, ne diyorsun? Hepsi Saffet'in oyunları Kezban. Ben zaten Bekir'imin beni aldattığına hiç inanmamıştım. Onların yanındaki kadınlar Saffet, Avni ve Ercep'miş. Zil takıp oyna bari. Oynarım tabii. Aklın varsa sen de oyna Kezban. Evliliğimiz kurtuldu kız. Oh, dünya varmış. Akılsız sen bir de. Bizi ayakta yutmuş bunlar. Ulan filmci sen. Ben senin ocağına incir ağacı dikmez miyim? Kadınlar dize gelecek olursa bu işten kazançlı çıkacak olan benim. Kezban evinin reisliğini kaybederse otomatikman muhtarlıktan da istifa eder. Boşalan koltuğa da ben... Sen oturacaksın. Bravo. Bravo. Allah mı söyletti yahu? Bu kadar heveslenme. Deli Kezban kolay kolay pes etmez. Kezban şu anda abondeli olmuş bir boksör gibidir. Her an yere düşebilir. Sen yeter ki son hamleyi iyi vur. Nasıl olacak bu? Bekirler nerede? Niye hala gelmediler? Ben onların iyiliğini düşünürken onlar evde yan gelip yatıyor. Çabuk biriniz çağırıp gelsin şunları. Çabuk. Ben çağırıyorum. Fena değil. Hacer! Ne oldu? Çok güzel haberlerim var. Oturun, 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 oturun. Ne oldu Kezboş? Yine erkeklerin oyununa gel. Ne? Oyun mu? Ne oyunu ayol? Bu Kelam'ın Saffet'in ajanları kadın kılığına girmişler. Sen ne diyorsun ana ya? Diyeceğim şu ki, erkekler bizi kıskandırmak için Avni'yi, Ercep'i, Saffet'i kadın kılığına sokmuşlar. Yani Burhan'ımın yanındaki gerçek kadın değil miydi? Sus kız, başlatma Burhan'ından şimdi. Hadi yürü otur yere. Otur Sülbiş. Bekir'imin beni aldatmayacağından adım kadar emindim. Desene boşu boşuna günahlarını aldık. Hepimizi aptal yerine koydular. Ama seninki özden gelen bir aptallık. He Hayruş? Allah Allah. Kardeş olduğumuza göre senin de benden farkın yok Kezboş Hanım. Ya bırakın tartışmayı da ne yapacağız onu söyleyin. Ne yapacağız? Ne demişler? Kırkından sonra azanı teneşir farklar. Dinleyin. Misilleme yapacağız kızlar. Nasıl yani? Yanlarına bırakmayalım Kezban evet. Yenge. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Eferim kız Cemile. Kezban çıkar şu ağzındaki baklayı hadi. Savaşa onların silahlarıyla gireceğiz. Salim ve Bekir'i muhtarlığın kapısına paspas edeceğiz. Aferin kız. Saffet'i de. Kertenkeleler Vadisi'nde süründüreceğim. Yaşa! Çal, 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 çal. Hadi kız Hatice, tamam, git haber ver kızlara hadi. Hadi, hadi kızım, çabuk, çabuk. Merak etme Simetri. Yakında kadınlar ayaklarımıza kapanacaklar. Kıskanç kadının gazabından korkacaksın. Tabii canım. Yak lan. Bunu onlar istedi. Vallahi benden size söylemesi. Kıskanç kadın ne yapar, ne eder öcünü alır. Tabii canım. Ah, Hamide yalvarırken görür gibiyim. Şu anda ayağıma kapanmış. Bekir'im beni affet diyor. Bekir'im,
Benim üstüme nasıl gül koklarsın? Sen bir kaktüsün Hamide. Çekik yanarak dikenleri batıyor. Ama Bekir'im, kaktüs çok nadide bir çiçektir. Yılda bir kez açar. Bak yine diken diken oldum Hamide. Yalvarma artık. Sana geri dönmeyeceğim. Ah, Kezban'ın da bana yalvaracağı günleri bir görsem. Ha, görürsün görürsün. Hacer'im bana yalvarmasın. Ben ona yalvaracağım. Hacer'im evlen benimle diyeceğim. Sus be deli. Bu kadınlara iyi bir ders oldu. Leyla, şuraya bakın. Ha? Ne oldu? Aha! Hamide Hanım değil mi o? Baba, anamın yanındaki kim? Şuraya bak. Kezban Hanım boş durmamış. Kezban'ın yanındaki o şişko adam da kim be? Yazıklar olsun Kezban sana. Ulan karıma yan gözle bakan içi ulanım ben! Tutmayın lan beni! Buraya amca, bir meseleyi anlayalım, dur! Ana, Sübya da beni bulmuş! Bunu bana nasıl yaparsın Sübya? Hacer bıyığın düştü. Başlatma bıyığından, yürü! Allah Allah! Ayrış balıklar oltaya düştü. Hı? Akşama bir güzel buğulama yaparız. Yok yok. Bir güzel kızartırız ha. Izgarası daha iyi olur. Sınırlarına bak. Ana. Bu ne? Hayruş yok. Bekir amcaya bak. Korktum valla. Psikopatım benim. Ana. Bak. Sübiye. Gire. Hazırım beni aldatmadın. Sübiye. Sen kimsin lan Sülbiye'ye sarılıyorsun? Sülbiye. Oğlum gördün mü amcaoğlum? Ulan Hamide şerefimi iki paralık ettin. Ah Kezban'a. İki günde unuttun kocanı değil mi? Lan Burhan. Sülbiye de azanosunun gözü değmiş. Köyde el alemin adamıyla tövbe tövbe ya. Arkadaşlar bu namus meselesidir. Temizlememiz gerek. Evet. Yürüyün arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Baskın yapacağız. Yürüyün. Gidelim baba. Ha Burhan. Kaderde aynı dava için savaşmak da varmış. Hadi lan. Ha? Gidelim Bekir. Kezban beni boşamadan arkadaşlar. Gidelim. Kadının bende, erkeği yendi arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Ay. Nasıl da horozlandılar ama. Bekir'i gördünüz mü? Beni başka erkeğin yanında görünce gözlerim alandan fırlıyor. Ay, erkek milleti işte. Kadınların kıymetini ellerinden kaçtıktan sonra anlıyorlar. Burhan da kıskançlıktan çatladı. Çatlasın. Tabii ya. Anasını başka bir erkekle görünce ne yapsın çocuk? Ya tabii. Anne bu adamlar kim? Cemal. Oğlum artık ben senin cici babanım. Cici babamı? Ya ne oluyor size böyle ya? He cici baba. Al bu da cici baba tokadı. Bu tokadı biliyorum. Sen acayisin. Ay yağmur başladı kızlar. Islanacağız. Hadi yürüyün. Hadi. Yürüyün arkadaşlar. Namusumuzu temizlemeye geldim. Ya eyvallah. Bunu ona istedim. Olmadı, niye vermedin kızım? Bunu ona istedim. Geç
Geç kaldı. Sakın bir şey yapmayın, canını yakmayın sakın. Yapma, hayır barış, barışmayın. Sakın, bakacak kişi. Hayır, buradan, bakacak kişi. Gidin zaten. Ya ne faniz olmaz. Gitti, gitti, gitti. Otur. Tamam hadi. Tamam arkadaşlar. 2-1 kayıt. Çorba isteyenler. Evet, çorba isteyenler. Cümle oynayın. Muhtar Tamam yeter güzel. Yenge yenge Kezban yenge. Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge. Ne güzel. Canından olsana. Sürpresi geldi. İnip gelirilmeden, tezkeresi dilmeden, geldi geçti görmeden, muhtarım oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, azam oldun Kezban yenge. Yenge yenge Kezban yenge, muhtarım oldun Kezban yenge.